Geçen gün sıkıntı yok. Gelin böyle dur. Geç gel. Ben yerime sen gel. Thank you.
Günaydın. Ne zamandan beri karşıda oturuyorsunuz? Evimde mutluyum. Yani kocam hiçbir şeyimi eksik etmez benim. Her şeyim var benim. Benim şeylerim var. Benim buzdolabım var. Tabii. Hatta tamam biliyorum herkesin buzdolabı var. Ama benimki buzları yuvarlak yuvarlak yapıyor. Sonra çamaşır makinem var. 24 silindirli. Yıkıyor ve kurutuyor. Hem de öyle bir kurutuyor ki ütüleyebilmek için tekrardan ıslatmam gerekiyor. Öyle bir kurutuyor ki kazık gibi yapıyor. Alo Mahmut. Efendim Mahmut. Evet evdeyim. Mahmut sana yemin ederim ki evdeyim. Ev telefonunu aradığına göre nerede olabilirim? Mahmut. Yemin ederim evdeyim ya. Hanımefendi görüyor musunuz şu kocamı? Efendim? Yok hayır kimseyle konuşmuyorum. Tamam canım hanımefendi dedim de. Yani ben arada kendimi hanımefendi diye çağırırım. Evet evde kimse yok. Hayır kardeşim var ama evde değil yani yatakta uyuyor. Evet bebek doyuyor. Evet bebeğin mamasını verdim. Evet çişini de yaptırdım. Evet kardeşinin de çişini yaptırdım. Diyorum ki Mahmut evde herkes çişini yaptı. Hayır Mahmut çok sakinim. Yakaladım işte seni oradasın. Pardon bir dakika. Dürbünün camı güneşten parlıyor kaçamazsın. Hanımefendi siz göremezsiniz sizin yukarınızda. Bir röntgencimiz eksikti bugün. Görüyorsunuz değil mi? Zavallı bir kadın rahat kıyafetlerle evde ütü bile yapamaz hale geldi. Paltoyla ütü yapacağız artık bunlarla. Paltoyla. Polis mi? Yok hayır çağırmam. Sonra ne olur biliyor musunuz? Gelirler, sabit tutarlar. Evimde ne derece giyimli, ne derece çıplak olduğumu, röntgenci erotik danslarımla tahrik edip etmediğimi sorarlar. Sonra da evet ben, evet ben suçlanır tutuklanırım. Yok almayayım. Kendim çözümlemeyi yeğledim. Yeter. Dayanamayacağım. Bebeğimi seviyorum sadece. Dayanamıyorum. Öldüreceğim kendimi, öldüreceğim. Sus! Salak! Efendim hanımefendi? Çok güzel yapıyorum. Dinliyorum sizi. Ah salak kafam. Hanımefendi bana iyi ki komşu geldiniz. Ne güzel akıl verdiniz bana. Kesinlikle yapacağım. Dediğinizi hemen yapıyorum hatta. Röntgenci de röntgen diyebilecek artık. Dur, şu kayıncımı da halledip hemen geliyorum. İki. Çok sağ olun hanımefendi. Ne güzel akıl veriyorsunuz bana. Evet. Alo, Mahmut. Evet evet, sakinim. Çok sakinim ya. Evet, çıkabilirsin. Gel. Seni bekliyorum. Evet evet, gel. Hadi. Evet hanımefendi. Çok sakinim. Aşırı sakinim de. Bekliyorum. Çift yavrum vardır tomur.
etkinliği anmadır. Kutlama değil. Bunu böyle bilelim. Alevilerin bu seçimde yapması gereken Alevilere sahip çıkan, Alevilerin yolunda yoldaş olanlara yardımcı olmaları. Bugüne kadar Arnavutköy Cemevi'nde Arnavutköy Cemevi yönetimi gerçekten iktidardayız biz. Kaymakamlık ve belediyeden sonra iktidarda biziz. Ben bunu göğsümü gere gere söylüyorum. Nedeni de şudur. Okullarda ayrımcılık yapıldı. Bunları biliyorsunuz. Tekrar söylememe gerek yok. Misafirlerimizle sitelerimizden haber olmayanlar bakabilir, öğrenirler. Öğretmenleri açığa aldırdık, birisini mahkemeye verdik. Sadece şunu söyleyeyim, Alevilerin yemeğini yiyin. Alevilerin yemeğini yiyin, dinden çıkmıyor. E yiyenler dinden çıkmışsa bana ne, zaten öyle duygusu varsa çıksın bu dinden. Böyle bir duygu olmaz. Bu şekilde bizi karaladılar. Kolon parti değil. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Alevi olmanıza da gerek yok sonra. Baktık buradan ümidimizi kestik. Milli Eğitim Müdürü zaten hak getire inşallah bu soruşturmada gidecektir.